Değerli milletvekilleri, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 27. dönem 2. yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Hiç kimsenin lütfuna ihtiyacımız yok dedi, bedel ödetecek varsa haddini bildireceklerini belirtti. Hiç kimsenin, hiçbir oluşumun lütfuna, himmetine, hikmetine muhtaç değil. Kollamasına, korumasına ihtiyaç da duymuyoruz. Bedeli cevheri hürriyettir. Biz haysiyet ve hürriyetimizle varız. Bedel ödetecek, diyet isteyecek henüz anasının karnından doğmamıştır. İttifak üzerine de konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'na bağlı olduklarını vurguladı. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan ala ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını yoğurdum ekşi, peynirim küflü demeyen bedbahları dikkate ve ciddiye almayacağız. Almanya Başbakanı'nı eleştiren MHP lideri Merkel'in 15 Temmuz'a yanlış yönde baktığını söyledi. Almanya Başbakanı FETÖ için hala kanıt arıyorsa biliniz ki bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe aldığımı söylenemeyecektir. Almanya Başbakanı nasıl bir delil istiyor? Hainin delili mi olur? Teröristin belgesi mi araştırılır? Terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur? Hain haindir, terörist teröristtir. Bahçeli mevcut ekonomik krize de değindi. Döviz fiyatları indi iniyor, ekonomik yandığın söndü sönüyor. Peki yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak? Aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Öte yandan MHP lideri Bahçeli'nin sol yanağındaki morluk da merak konusu oldu.